Tokat Kız Öğrenci Yurdu, İbni Kemal Kız Yurdu, Gazi Osman Paşa Yurdu ve Tokat Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Bir Kitap, Bir Yazar etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Konferansa geçmeden önce yazarımızı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. 1981 yılında Zonguldak Devrek'te doğdu. 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Ozan Bodur'un Çanakkale Savaşları ile ilgili yaptığı birçok çalışma çeşitli dergi ve internet sayfalarında yayınlandı. Öğrencilik yıllarını Çanakkale Şehitliği'nde gönüllü rehberlik yaparak geçiren yazarımızın 2013 yılında yayınlanan ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Nezahet Basel'in hayatını anlattığı eseri çok ses getirmişti. Ve bu sayede kahramanımıza 92 yıldır verilemeyen İstiklal Madalyası'nın en azından kahramanımızın ailesine takdim edilmesi sağlanmıştır. Yazarın Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dair yaptığı çalışmalar devam etmektedir. Şimdi sözü yazar Ozan Bodur'a bırakmak istiyorum. Büyükler, kelamın şahı selamdır demişler. Biz de güzel kelamla başlayalım. Selamünaleyküm, her biriniz hoş geldiniz. Yüzyıllık Çanakkale davasına sahip çıktığınız için her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aradan tam 100 yıl geçti. 100 yıl sonra bugün Gazi Osman Paşa diyarında 15'lilerin torunlarıyla Çanakkale zaferini ve Çanakkale destanını konuşmak üzere buluştuk. Tam 100 yıl. 100 yıl sonra Çanakkale acaba bizim için ne ifade ediyor? Genel manada Çanakkale'nin ne ifade ettiği üzerine öncelikle bir durmak lazım. Tabii milli bir nesil yetiştirmek, milli ve manevi yönü ağır basan güzel gençler yetiştirmek, hamiyet sahibi her devlet başkanının şiarıdır, düşüncesidir. Bu bağlamda rahmetli Özal da bu dertle dertlenmişti ve bir gün yanına Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerleri çağırdı. Vehbi Bey dedi ki, Vehbi Bey yeni bir pedagojik alan belirleyelim. Dünyada bu işte öncü kimse, bunlarla görüşelim. Yeni bir eğitim sistemi üzerine duralım. Tamam, bizim eğitim sistemimizin ismi milli ama içeriği de pek milli gibi durmuyor. Bunu düzeltelim dedi. Vehbi Bey bir araştırma yaptı, Vehbi Dinçerler. Tabii dünyada bu işi bu dönemde en iyi Finliler yapıyor, o dönemde en iyi Japonlar yapıyordu. Japon heyeti ülkeye davet edildi. O dönem 67 vilayette sıkı bir gezi yaptı. Bir rapor yayınladılar. Bu raporu rahmetli Özal'ın önüne koydular. Orada yazan ifadeleri hamiyet sahibi bir devlet başkanının rahatça okuması söz konusu bile değildir. Özal da terleyerek okudu. Şakakları ıslanmıştı. Yazan ifadeler kolay hazmedilebilecek şeyler değildi. Türk gençlerinde milli şuur yok diye başlıyordu rapor. Türk gençlerinde Amerikan özentisi var diye devam ediyordu ve çeşitli rahatsızlıkları aktarıyordu. Rahmetli Özal da Japon heyeti başkanına dönerek şunu sordu. Dedi ki, siz bunu nasıl başardınız? Japon heyeti başkanı anlatmaya başladı. Dedi ki, Sayın Özal, biz 5-6 yaşında çocuklarımızı alırız, Japon Teknoloji Bakanlığı'nın özel ünitelerine götürürüz. Bu ünitelerde bizim çocuklarımız Japon aklının ürettiği Japon teknolojisini görürler. Şimdi bir düşünsenize, elinizdeki Japon teknolojisi, bugün bilgisayarlarını gördüğünüz, arabalarını gördüğünüz şey Japon teknolojisini bundan 10 sene önceki, 15 sene önceki buluşlar. Hemen piyasaya sürmüyorlar bunu. Bir düşünsenize Japon ünitelerinde nelerle karşılaşırsınız. Baş döndürücü bir teknoloji. Bizim çocuklarımız diyor önce bunu görür. Ardından o çocukların ellerinden tutarız, onları Nagasaki ve Hiroşima'ya götürürüz. O çocuklara deriz ki, bakın çocuklar, hamiyet sahibi olursanız, şecaat sahibi olursanız, vatan millet duygularınız gelişirse, siz de bu teknolojiye sahip olursunuz. Yok. Bunları reddederseniz, bunlarla birlikte yaşamayı öğrenmezseniz, en önemlisi tembellik ederseniz, sizin de kafanıza böyle atom bombaları düşer deriz, dedi. Bunun üzerine Özal dayanamadı ve sordu. Dedi ki, sizin elinizde bir Nagasaki var, sizin elinizde bir Hiroşima var. Dedi ki, bizim elimizde ne var ki? Japon heyeti başkanı orada tarihi bir cevap verdi ve dedi ki, Sayın Özal, sizin elinizde bir Çanakkale var ki 10 tane Nagasaki, 10 tane Hiroşima eder, dedi. Evet,
Bu milletin Nagasaki'sidir, bu milletin Hiroşima'sıdır Çanakkale. 253 bin zayiattan bahsediyoruz. 253 bin insan. Bunun 80 bin küsürü şehittir. Bugün insanlarda yanlış bir telakki var. Zannediyorlar ki en büyük Çanakkale şehitlikleri Çanakkale'de. Halbuki yanlıştır. Türkiye'nin en büyük Çanakkale şehitliği İstanbul'dur. 30 bine yakın Çanakkale şehidi yatar İstanbul'da. Aynı zamanda eski ismiyle Tekfurdağ, yeni adıyla Tekirdağ. Çok büyük bir Çanakkale şehitliğidir. Neden böyledir biliyor musunuz? 55 bin şehit savaş meydanlarında verilmiştir. Diğerleri yaralandı ve memleketlerine veya hastaneye gönderilenler tedavi gördükleri yerde rahmetli oldular ve o hastanelerin etrafları birer şehitliğe döndü. En büyük şehitlikler de İstanbul ve Tekirdağ'a dönüştü. 253 bin zayiat. Düşünmesi bile çok zor oluyor. Mesela Mestantepe hattı var, kanlısı, gidenleriniz bilir. Gidecek olanlar da mutlaka görsün orayı. Bir avuç toprak parçasıdır. 1853 şehit. Metrekareye 8 şehit düşer. 1 metrekareye 8 Türk şehidi. İsmi ondan dolayı kanlı sırt olmuştur oranın. Anzaklarla yapılan en kanlı çarpışmalar orada yaşanır. Metrekareye tam 8 şehit. Üst üste koyduğunuz zaman. İnanılır gibi değil, değil mi? Çanakkale'yi anlatırken matematikle anlatamıyorsunuz. Çanakkale'yi anlatırken istatistikle anlatamıyorsunuz. Çanakkale'yi anlatırken fizik, kimya teorileri alt üst oluyor. Mesela matematik bilimi iki merminin havada çarpışma olasılığını 1 milyonda bir ihtimal olarak özetliyor. Çanakkale'nin bütün müzelerinde havada çarpışan mermiler görmeniz mümkündür. Havada çarpışan mermiler. Bugün Gazze'de o mazlumların yaşadığını gördüğümüz zaman içimiz yanıyor değil mi? Misket bombası atıyorlar, varil bombası atıyorlar. Sizin dedeleriniz o misket bombasını tam bundan 100 sene önce yemişti. Ve dedeleriniz hatıralarında o misket bombalarına kara kedi diyorlardı. 38'lik bir top düştüğü yerden 10 bin tane misket saçıyor. İsmi de kara kedi. Ama dedelerinizin ruh halini hiç merak ediyor musunuz? Mesela bir kumandanımız çok net şekilde ifade ediyor. Siperler arasındaki mesafe diyor sadece 8 metreydi. Yani benim aramla hanımefendinin arası kadar bir mesafe. 8 metre. Yani diyor ölüm muhakkak. Okumak bilenler en öndekiler diyor, ezberden Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Arkadakiler 3 dakika sonra kendilerine sıranın geleceğini biliyorlar ama bir adım bile geri gitmiyorlar. 3 dakika sonra öleceğini bilmek ve bir adım geriye gitmemek. İşte Çanakkale budur. Heh, geldi. Belediye getirdi. Daha belediyeye de teşekkür edeyim bu arada. Unutmamam lazım böyle şeyleri. Bu organizasyonu Tokat Belediyesi yetkilileri icra ettiler. Şöyle de bir güzellik yaptılar. Ben böyle olduğu zaman çok seviniyorum. Kendim de öğrencilik geçirdim ya. Şimdi mesela bir büyüğüm bana kitap alsa ben o kitap parasını yesem çok güzel oluyordu. Öyleydi ama gerçekten öyleydi. Tokat Belediyesi sizin için bu kitapları aldı. İnşallah biz sizin adınıza burada imzalayacağız. Üniversite öğrencileri için zaten düşündü bu etkinliği. Ben kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Tokat insanının bütün misafirperverliğini de gün boyunca bana yansıttılar. Allah her birinden razı olsun. Mehmet Bey'den, kıymetli başkanlarımdan çok güzel bir misafirperverlik sergilediler. Sağ olun. Hediye başkanlığımızın ve yurt müdürlüklerimizin kendisine hediyesi olacaktır. Hediyesini vermek üzere başkan vekilleri Sayın Altan Çelik ile Sayın Abdullah Karataş'ı ve yurt müdürlükleri adına Gazi Osman Paşa Yurt Müdürü Sayın Yücel Demirdöven'i sahneye davet ediyorum.